Ay, kokuyu duyuyor musun bebe? Aa, bakayım. Evet, çok güzel kokular geliyor. Annem ne yemek yapıyor acaba? Ne yemek mi yapıyor? Kokudan anlamadın mı ne piştiğini? Aa, hayır, anlayamadım abi. Güzel bir yemek kokuyor ama bilemedim ne olduğunu. Allah seni bebe. İyi kokla. Senin çok sevdiğin bir yemek bu. Benim çok sevdiğim bir yemek. Evet, benim de çok sevdiğim bir yemek. Pek kuru fasulye mi? İyi kokla bebe. Kuru fasulye böyle kokmaz ki. Lahmacun mu? Hayır bebe. Hadi anla kardeş. Denizden alınan bir yiyecek. He? Denizden yiyecek mi alınır? Evet, tabii ki. Hadi düşün, bulacaksın. Denizden ne çıkar ve biz onu afiyetle yeriz? Ha, buldum. Sabi ya, bu balık kokusu. Sonunda buldum bebe. Aa, şu. Balık pişene kadar bize bir kitap okur musun? Ha, tabii okurum tatlım. Al şu. Bu sevgili balıkçı kitabını oku. Ben bu kitabı çok seviyorum. Ben bu kitabı okumamıştım. Çok merak ettim. Balıkçı P adında sinirli mi sinirli bir balıkçı varmış. Bu balıkçı her gün balıkçı teknesine biner, denizin derinliklerine gider balık tutarmış. Çok sevgisiz bir balıkçıymış balıkçı P. Öf be, ne kadar yoruldum. Yine bir sürü balık tuttum. Ama kendimi hiç mutlu hissetmiyorum. Balıkçı P işini çok iyi yapıyormuş. Yani balık tutmayı çok iyi biliyormuş. Ama hiçbir zaman kendini mutlu hissetmiyormuş. O gün tuttuğu balıkları satmak için karaya çıktığında küçük bir kız çocuğu görmüş. Elinde küçücük bir oltayla deniz kenarında balık tutmaya çalışıyormuş küçük kız. Balıkçı P küçük kızı görünce kendi kendine... Bu ne be? Bu kız ne yapıyor burada böyle? Demiş. Kız bunu duyunca üzgün bir ifadeyle... Kardeşim evde hasta. Doktor her gün mutlaka balık yesin dedi. İyileşmesi için balık yemesi gerekiyor yani. Ben de balık tutup onu götüreceğim. Ama sabahtan beri bir balık bile tutamadım. Demiş. Sonra balıkçı P'nin tuttuğu bir sürü balığa bakıp... Siz ne kadar çok balık tutmuşsunuz. Demiş iç geçirerek. Balıkçı P hiç düşünmeden terslemiş kızı. Sen de çalış, senin de olsun. Ben de evde bir sürü kişiye bakıyorum bu tuttuğum balıklarla. Hiç kusura bakma. Sana bir tane bile vermem. Deyip yoluna devam etmiş. Küçük kızın kalbi çok kırılmış. Vermezsen verme. Ben karşıma mutlaka balık tutacağım işte. Demiş kendi kendine. Gerçekten de o sırada oltasına bir balık gelivermiş. İşte bir tane tuttum. Ay, çok sevindim. Tutamayacak diye çok üzülmüştüm. Hiç değilse bir tane tuttu. Bir sonraki gün balıkçı P yine teknesine binmek için deniz kenarına geldiğinde denizin kenarında yaşlı bir balıkçının oltayla balık tuttuğunu görmüş. Balıkçı P tekneye binerken yaşlı adam olduğu yerden seslenmiş. Rastgele oğlum. Hadi be oradan. Bana hep rast geliyor zaten. Sen kendine bak. Diye yaşlı adamı da terslemiş. Aa, ben bu balıkçı P'yi hiç sevmedim. Hem sinyeri hem çok kaba. Evet. Hem küçük kıza davranışları hem de yaşlı adama böyle konuşması hiç güzel değil. Haklısınız çocuklar. Balıkçı P teknesine binmiş ve denize açılmış. Yaşlı adam da deniz kenarında oltasıyla sabırla balık tutmaya devam etmiş. Balıkçı P o gün yine bir sürü balık tutmuş. Akşam olduğunda teknesiyle yaşlı adamın olduğu yere geldiğinde küçük kız da yaşlı adamın yanında balık tutuyormuş. Balıkçı P onları görünce kendi kendine... Uş, yine buradalar. Hala balık tutamamışlar anlaşılan. Demiş. Balıkçı P teknesinden inerken yaşlı adam ona... İyi akşamlar oğlum. Ne güzel rast gelmiş anlaşılan. Dedik ya, bana hep rast gelir zaten. O kadar emin olma balıkçı. Bazen rast gelir, bazen gelmez. Bana hep rast gelir. Siz kendinize bakın. Deyip yoluna devam etmiş yine balıkçı P. Bu balıkçı ne kadar aksi biri. Sizce doğru değil mi? Demiş. Yaşlı adam yanıtlamış. Evet kızım. Herkes başka başka işte. Çok balık tutuyor ama hiç mutlu görünmüyor. Bakın bir balık gelsin sonunda. Yaşasın. Ben bir balık tutunca bile dünyalar benim olmuş gibi seviniyorum oysa. Demiş.
Böyle günler geçmiş. Günler boyunca balıkçı P yaşlı adamı ve küçük kızı hep terslemiş. Onlara hiç gülümsememiş. Yaşlı adamsa her seferinde balıkçı P'ye bıkmadan selam vermiş. Rastgele demiş. Rastgele oğlum. Bugün de rastgele. Allah'ım yarabbim ya. Sen bana rastgele demekten bıkmadın mı? Bana zaten rast geliyor diyorum, anlamıyor musun? Olsun evladım. Deniz bu. Rast gelsin. Neden her gün ona rastgele diyorsunuz? Belli ki duymak istemiyor. O duysun diye değil evladım. Gerçekten her gün dilediği kadar balık tutabilsin diye iyi dileklerde bulunuyorum. O bizim için hiç iyi dilekte bulunmuyor. Olsun. Sen kendi niyetini ve iyi duygularını hiç kaybetmemelisin. Karşındaki kaba ve anlayışsız bile olsa bir gün mutlaka senin iyiliğini ve sevgini anlar kızım. Demiş. Günlerden bir başka gün yine yaşlı adam balıkçı P'ye rastgele dedikten sonra bir şey olmuş. Aa, bir şeyler oluyor. Aa evladım, bir balık sürüsü bu. Balıklara bakın. İşte bak sonunda bir de rast geldi, gördün mü? Görmem mi dedi, görmem mi? Diğer gün balık oldu. Kardeşim, hayal heyecan balıklar. Yaşlı adam ve küçük kız mutlulukla balıkları toplarken, balıklar havada uçuşurken balıkçı P gelivermiş. Balıkçı P çok üzgün görünüyormuş. Karaya geldiğinde yaşlı adam ve küçük kızın balık yağmuru altında kahkahalarla güldüğünü görmüş. Daha da üzülmüş. O sırada yaşlı adam ve küçük kız balıkçı P'yi fark etmiş. Bak balıkçı, sonunda bize de rast geldi. Senin kadar balığımız var bugün. Demiş. Balıkçı P üzgün bakarken, ben bugün hiç balık tutamadım. Baksanıza teknem bomboş. Bugün bana rast gelmedi. Evdekilere ne diyeceğim bilemiyorum. Yaşlı adam üzgün balıkçı P'ye dayanamamış ve... Bizim ihtiyacımızdan çok balık var burada. İstersen senle balıklarımızı paylaşabiliriz ha? Demiş. Aa, nasıl yani? Yaşlı adam balıkçı P'ye balık mı verecek? Evet canım. Balıkçı P onlara vermemişti. Ama yaşlı adam ve küçük kız balıkçı P'ye verecekler. Çünkü yaşlı adam ve küçük kız sevgili insanlar. Doğru Pepe. Balıkçı P bu teklife çok şaşırmış. Yaşlı adam hemen eklemiş. Tabii küçük kız da balıklardan sana vermeyi kabul ederse. Kız bunu kabul etmez. Çünkü onun balığa ihtiyacı olduğunda ben bir tane bile balık vermemiştim ona. Demiş. Küçük kız gülümsemiş ve... Sen bana balık vermemiştin, doğru. Ama ben sana vereceğim balıkçı. Oo. Çünkü ben insanların mutlu olmalarını çok önemsiyorum. Sen mutlu olduğunda ben de mutlu olabilirim. Demiş. Balıkçı P duyduklarına inanamamış. Gerçekten şimdi bana bugün balık mı vereceksiniz? Evet. İlk kez güldün. Ve aslında gülmek ne kadar çok yakışıyor balıkçı. Balıkçı şaşkın. Evet, girince kendimi çok iyi hissettim. Hiçbir zaman olmadığım kadar iyi. Ben size iyi davranmadığım için çok özür dilerim. Bundan sonra bana ne zaman ihtiyacınız olursa her zaman sizin yanınızda olacağım. Hem kendimi hem etrafımdakileri mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Demiş. Hepsini hemen. Görüşürüz. Bu öyküden sonra balıkçı P'nin adı sevgili balıkçı olmuş. O da artık sevgi dolu bir insanmış. Her gün hem kendisi gülümsemiş hem de etrafındakileri hep mutlu edip gülümsetmiş. Kendisi de sevdikleri de böylece hep mutlu olmuş. Ben artık sevgili bir balıkçıyım. Hadi gelin teknemle beraber balık tutalım bugün. Ne dersiniz? Hadi. Yaşasın, teknede balık tutacağız. Bu öykü de burada sevginin gücüyle sona ermiş. Çok güzel bir öyküydü Şuşu. Evet, ben de çok seviyorum bu öyküyü. Hep okumak istiyorum. Sevgisiz balıkçı nasıl da sevgili balıkçıya dönüştü? Yaşasın. Efendim bebe? Yaşlı adamın yerinde olsan sen de onun gibi iyi ve sevgi dolu davranır mıydın? Davranmaz mıydın yoksa?
Olur mu çocuklar? Ben de aynen yaşlı adam gibi davranırdım. Hiç şüpheniz olmasın. Ay biraz daha. Aşk olsun şüphe. Kılavuzun doğum günü. Bugün kılavuzun doğum günü. Hemen ben Mükmeleli ile konuşmalıyım. Hoş geldin Liko. Hoş bulduk Neli. Telaşlı bir halin var. Bir şey mi oldu? Olmadan olacak. Nasıl yani? Bugün kılavuzun doğum günü. Ya. Onun için plan yapmalıyız. Aa, haklısın. Ne yapacağız peki? Önce pembeyi bulalım. Ha, doğru. Ormana doğru gidelim. Orada görürüz belki. Hadi. Merhaba Pembik. Acilen konuşmalıyız. Hayırdır? Neler oluyor? Bugün kılavuzun doğum günü. Bugün olduğuna emin misiniz? Ben 2 gün sonra diye hatırlıyorum. Eminim. Dün kılavuzla konuşurken bana yarın benim için çok önemli bir gün demişti. Zamanımız çok az demektir. Hadi ne yapacağımızı konuşalım. Bir kutlama planlamaya ne dersiniz? Harika olur. O halde hemen görev dağılımı yapalım. Görev dağılımı ne? Şimdi kutlamaları yapmak için bir sürü işimiz, görevimiz olacak ya. Hangi görevi kimin yapacağını belirlemeye görev dağılımı denir. Çünkü çok az zamanımız var. Herkes nelerden sorumlu olduğunu bilecek ve zamanı harcamamış olacağız. Şimdi anladım. Pasta ve süsleme işini ben yaparım. Ben de kılavuz için bir armağan hazırlarım. Peki ben ne yapacağım? Pasta ve süslemeyi birlikte yapalım o halde. Tamam. Bir şey unutmadık mı? Yok. Neyi unuttuk Liko? Bizim amacımız kılavuza şaşırtı yapmak değil mi? Evet. Peki ya yanımıza gelirse? Haklısın. Ben kılavuzu oyalamanın bir yolunu mutlaka bulurum. Harika. O halde 2 saat sonra ormanda buluşuyoruz. Tamam, görüşmek üzere. Liko, muzları verir misin? Al bakalım. Liko, kakaoyu verir misin? Of, al bakalım. Liko'cum, senin iş yapmaya niyetin yoksa bileyim. Neden? 2 saat sonra kutlamaya hazır olmamız gerek değil mi? Evet. Saat kaç? 1 saat geçmiş daha. Güzel. 1 saatimiz var ve daha pasta bitmediği gibi süslemelere başlamadık bile. Yani Leli? Yani Liko, bir görev dağılımı yaptık ve sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Ne istersen vermiyor muyum? Bu yardım etmek değil ki canım. Sana ben zorla iş yaptırıyorum. Yanıma gelsen ben pastanın hamurunu yaparken sen de pasta süslerini hazırlasan olmaz mı? Ben düşünemedim Leli. Biz ikimiz bir sorumluluk aldık canım. Bu nedenle verdiğimiz sözü tutmalıyız. Üzerimize aldığımız sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Haklısın. Sen nasıl her şeyi yapıyorsun diye ben rahat davrandım. Önemli değil canım. Hadi şimdi yanıma gel de pastayı bitirelim. Leli! Leli! Kılavuz buraya geldi. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Leli, orada mısın? Hemen bir şey düşünmemiz gerek Liko. Of, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Leli. Mutfağı toplayabilir miyiz sence? İmkansız. Ben yanına gitsem? Hadi ama, seni bekliyorum. Sen git ama sakın buraya getirme. Tamam. Merhaba Kılavuz. Neredesin Leli? Deminden beri sana sesleniyorum. Ben... Evet, sen. Ben iş yapıyordum. Becerikli arkadaşım. Ne yapıyordun? Ne mi yapıyordun? Ne iş yaptığını bilmiyor olamazsın. Değil mi Leli? Ya tabii, bilmiyor olamam. Leli, sende bir haller var ama. Yok canım, ben gayet iyiyim. Bir tuhaf davranıyorsun sanki. Ben mutfaktaydım. Ay, benim de karnım acıkmıştı. Ne yemek yaptın? Yemek yapmadım. Mutfakta yemek yapmadın. Sen ne yaptın Leli? Çok dağılmıştı, topluyordum. Temizlik yapıyordum yani. Anladım. Madem evini temizledin, bana soğuk bir ayran ikram edersin sanırım. Sana anlatacaklarım var. Ayran mı? Eyvah! Ne oldu? Ah, ben nasıl unuttum? Neyi nasıl unuttun? Liko'ya söz vermiştim ben. Ne sözü? Ne sözü? Söz verdim dedin ya. Oyun oynayacaktık birlikte. Sana gelmedin, uğradım Liko'ya ama yoktu evde. Nerede acaba? Bilmem ki. Hadi gel birlikte arayalım. Olmaz. Neden? Neden? Leli, sen gerçekten çok tuhafsın bugün. Ben ne yapacağım şimdi? Ne dedin? Uyuyamadım. Bir şey demedim canım. Hadi sana güle güle. Gitmemi mi istiyorsun? Evet, evet. Öyle olsun. Kılavuz, sen beni yanlış anladın. Nesini yanlış anladım? Bana git dedin Leli. Evet, sen git. Ben de hemen arkandan geliyorum.
Sende ne olduğunu bulacağım Neli. Şimdi gidiyorum. Ben gayet iyiyim. Hadi görüşürüz. Oh, gitti. Lili, neredeyse durum uçak duruyordun. Haklısın. Ne diyeceğimi bilemedim. Hepsini duydum canım. Çok da güldüm. Gülmeyi bir de bana sor. Ter içinde kaldım kılavuzu gönderene kadar. İçeri geleceksiniz diye ödüm koptu Lili. Benim de. Neyse ki şimdilik durumu atlattık. Ona git dedim diye üzüldü. Ama sen gerçekten gitmesini istemiyorsun ki. Biz kılavuz için bir şaşırtı hazırlıyoruz. Bunu öğrendiğinde kırgınlığı geçer canım. Haklısın. Çok az zamanımız kaldı. Hadi pastayı bitirelim. Bitti bile. Aa, pasta nerede? Fırında. Harikasın Liko. Teşekkür ederim. Sen de harikasın. Kemik ne yaptı acaba? Umarım yetişebilir. Biz de süslemeleri hazırlamalıyız. Haklısın. O zaman sen burada pastayı bekle. Ben de ormana gidip süsleme işini bitireyim. Tamam. Görüşürüz. Kulabuz armağanına bayılacak. Bu fotoğrafı geçen sene piknik yaptığımıza çekmiştik. Çok eğlenmiştik. Canım dostlarım. Pembik nasıl gidiyor hazırlık? Bitmek üzere. Armağan olarak neye karar verdin? Fotoğraf armağan edelim diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Bakayım. Hepimiz çok güzel çıkmışız. O gün çok güzel bir gündü. Liko ne kadar çok yemek yemişti, hatırlıyor musun? Ha? Unutur muyum hiç? O çok yediği için neredeyse bize hiçbir şey kalmamıştı. Peki ya su oyunumuz? Her yerimiz sırılsıklam olmuştu. Sonra kuruması için güneşin altında geçmiş, sıcaktan yanmıştı. Çok güzel bir gündü. Pembik! Pembik, şuraya bak. Ne oldu? Kılavuz geliyor. Eyvah! Bunları görmemesi gerek. Biz pasta yaparken geldi. Nasıl göndereceğimi bilemedim. Beni burada görmesin. Sen yanına git istersen. Tamam, sen burada kal ve armağanımıza iyi bak. Tamam. Gördüm seni. Ben de seni gördüğüme sevindim kılavuz, ama benim çok acil bir işim var. Yardım edeyim mi sana? Ne işin var? Aa, ya, yardımlı bir şey yok. Sadece hemen gitmem gerekiyor. Bugün kimse beni istemiyor. Sen istemez olur muyum hiç? Ben de seninle geleyim o halde. Buldum. Ne buldun? Benim için çiçek toplar mısın? Çiçek mi? Tabii ki. O halde ben de diğer işlerime bakabilirim. Yarım saat sonra ormanda buluşuruz. Anlaştık. Görüşürüz. Gitti galiba. Bana çiçek toplamasını söyledim. İyi fikirmiş. Yarım saat sonra ormana gelecek. Bu süre içinde halletmeliyim armağanı. Ben Liko'nun yanına gideyim. Yardım ederim süsleme için. Tamam, ormanda görüşürüz. Görüşürüz. Önce aç süslemesinden başlamalıyım. Kılavuz doğum gününü unuttuğumuzu zannediyor. Şaşırttığımızı görünce çok sevinecek. Ha, bir ses geliyor sanki. Neyse, ben süslemeye devam edeyim. Evet evet, bir ses duydum. Kimse yok ama. Yok yok, kesin biri var ama kim? Arkadaşlar, ben kimseyi göremiyorum. Siz birini görüyor musunuz? Ne, kılavuz mu geliyor? Eyvah, ne yapmam gerekti şimdi? Ne yapacağım şimdi? Süslemeleri saklayamam. Ortaya da çıkamam. Her şey mahvolacak. Düşün Liko, düşün. Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi? Ah, ben mekanı oynayacaktım kılavuzu. Bir de Lili sorduklarımı yerine getirmediğim için beni uyarmıştı. Ama Pembe'nin görevi de kılavuzu oyalamaktı. Peki o halde kılavuz neden burada? Neyse neyse. Şimdi bunu değil, ne yapacağımı düşünmem lazım. Bir yerlere saklanıp kılavuz ne yapıyor diye baksam iyi olacak. Sakın ses yapma. Ne oldu? Kılavuz burada. Olamaz. Oldu ama. Olamaz. Çünkü kılavuz burada değil. Evet ama buraya yaklaşıyor. Rahat ol Liko. He? Buraya gelmeyecek kılavuz. Nereden biliyorsun? Çünkü gelmeden önce Pembe'yi gördüm. Pembe kılavuzu oyalamadığı için biz şu anda telaş yapıyoruz ama. Olur mu hiç? Kılavuz ormana doğru yola çıkınca Pembe çiçek toplamasını istedi. Ya. Ben sanmıştım ki. Ne sanmıştın? Hani sen bana dedin ya, sorumluluklarımızı yerine getirmezsek başkaları bundan etkilenebilir diye. Ben bir de kılavuzu oynamayı unuttu ve kılavuz buraya geliyor sandım. Yok canım. Pembe armağanı da hazırlamış. Kılavuzu da oyalamış. Harika. Hadi, zamanımız doldu. Şimdi Pembe de gelir. Geldim bile. Hadi saklanalım. Çünkü birazdan kılavuz burada olacak. Canlarım benim. İyi ki doğdun kılavuz. İyi ki doğdun kılavuz.
Ne var ki örtünün altında? Merhaba çocuklar. Merhaba Cücü. Merhaba Cücü. Merhaba Cücü. Üçünüzü bir arada görmek ne güzel. Bugün Pin'in doğum günü Cücü. Ne güzel. Pan, Pin'e yaş günü için bir şaşırtı yapmak istiyor. Neymiş peki şaşırtı? Pan bir şarkı bestelemiş. Evet Cücü. Kardeşim için bir şarkı hazırladım. Onu doğum gününde Pin'e söyleyeceğim. Çok güzel bir şaşırtı canım. Ben kısilofon çalacağım. Ben de müzika. Ama pisi ne çalacağını göstermiyor. Ne çalacaksın? Hadi göster pisi. Tamam tamam, hazır mısınız? Evet. Ben de bateri çalacağım. Tak 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 tam. Ne? Bateri. Bateri mi? Bu nasıl bir çalgı böyle pisi? Bir sürü şey var burada. Evet, o bir sürü şey dediği şeyler. Vurmalı Çalgılar Grubu Pan. Vurmalı Çalgılar Grubu mu? Evet, Kara Karga. Beş davuldan ve zillerden oluşan bir çalgı grubu. Sen şimdi koca bir grubu mu çalıyorsun yani? Evet, çalması da çok eğlenceli bak. İçin bateri çalınır. Biliyor musunuz? En eski çalgılardan biridir bateri çocuklar. Ya. Peki o elindekiler ne pisi? Baget. Bateri, baget denilen bu sopalarla çalınır Kara Karga. Biraz daha çalsana pisi. Tamam. Çekebilir miyim Pan? Aa, tabii tabii. Bateri. Bu bir bateri. Hayatımıza hoş geldin bateri. Cücü, bir konuda bize yardım eder misin? Tabii Pan. Biz şimdi Pin'i buraya çağırdık ama o geldiğinde saklanacağız. Sen Pin'i gördüğünde bize haber verir misin? Tabii ki veririm. Hey, yaşasın. Harika. Hadi bize şarkıyı söyle Pan. Şöyle. Benim, benim canım kardeşim. Benim, benim çok kıymetlim. Benim, benim her şeyim. Seni ben, seni ben, seni ben çok severim. Canım benim mutlu ol. Yaşarken hep doğru ol. Her zaman yanımda ol. Mutlu, mutlu. Mutlu, 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 çok mutlu. Ha? Pisi, ağlıyor musun sen? Mutluluktan ağlıyorum. Kara Karga, sen de mi? Ben de çok duygulandım. Sen duygulanır mıydın Karga? Aha. Aşk olsun Pan, sen beni pek tanıyamadın bence. Tamam, tamam. Şaka yaptım. Sen de beğendin mi şarkımızı Cücü? Çok beğendim Pan. Bence kardeşin de çok beğenecek. Ah, çok az zaman kaldı. Hemen başlayalım provaya. Çok güzel olmadı sanki. Evet evet. Niye güzel çalamadık ki? Bilmiyorum. Bence de güzel olmadı sanki. Ben de çok iyi çalamadım. Hadi yeniden deneyelim. Bu sefer olacak. Kuak. 3, 2, 1. Benim, benim canım kardeşim. Benim, benim çok kıymetlim. Benim, benim. Pan, pan. Ne oldu Cücü? Pin geliyor. Aman Allah'ım, ne yapacağım şimdi? Tamam tamam, şaka yaptım. Cücü. Hep Kara Karga şaka yapacak değil ya. Bir kez de ben yapayım istedim. Sen de gidiyorsun seni. Bizi kandırdın. Hadi yeniden provaya dönelim. Hadi. 3, 2, 1. Benim, benim canım kardeşim. Benim, benim çok kıymetim. Benim, benim her şeyim. Seni ben, seni ben, seni ben çok severim. Canım benim.
bakıyoruz. Tamam, merak etmeyin. Aa, bunlar da ne böyle? Merhaba Cucu. Merhaba Pin. Cucu. Efendim Pin? Bugün benim için çok özel bir gün. Ne güzel. Nedenini sormayacak mısın? Yok. Çok özel bir gün diyorum ama. Olabilir. Merak edersin sanmıştım. Merak etmedim. Çünkü nedenini biliyorum. Çocuğunuzun temel eğitimi Düşyeri TV'de buluştu. Ücretsiz ve %100 güvenli. Hadi hemen indir.